Efendim görüşüyorum. Evet. Gel. Kamera provasını aldı mı? Bitti. Pembe çiçek. Güzel. Hazır. Oyun. Fokus nikahı o. Sizin nikahını bastı. Bırak. Tekrar. Gel. Bak şimdi. Oyun. Önce Doğacan Bey'le konuştuğumda o bana belli kareleri planladı ve böyle bir şey çekebilirim dediğinde gözlerim dolmuştu. Ve o zaman karar vermiştim bu ekiple çalışacağıma. Kareleri izlediğimde beni çok heyecanlandırıyor çünkü benim dedeme ve babaanneme ait görüntüler bunlar. Gerek kostümlerle, gerek kişilerin seçimiyle, yani gerçek hikayedeki dedeye benzemesiyle, babaanneye benzemesiyle çok keyifli bir hikayemiz var ve bu hikaye gerçek. Ama sadece biyografik bir hikaye olarak kalmıyor. Çok enteresan, hikaye aynı zamanda günümüzle destekleniyor. Enteresan bir şey anlattı, tabii çok heyecanlı Doğacan bunları anlatırken bana. Telefonda sesi titriyordu. Çok, ben de heyecanlandım ve dahil oldum. Hikayeler çok güzel, gelen hikayeler çok güzel. Benim için oyunculuk anlamında da güzel şeyler kattı bana bu noktada. Ve yaşayan bir şeye dönüştü. Geçmişle gelecek birbirine o kadar güzel harmanlanıyor ki hikayede. Filmin son sahnesini aldık, tamamladık, alkışını alıyorum. Mutfağına girerken bile heyecanlanma. Evet, devam et sonra. Diğer şeyleri kurşuna geçiyormuş gibi yap. Kapıya bak, kapıya direkt bak. Yetmiş, seksenlere giden bir hikaye bu. Nasıl insanlar görüntü olarak onu anlamaya çalıştık. Biz bunun için bayağı özel bir çalışma yaptık. O döneme uygun özel koleksiyon ürünleri getirttim. Geçmiş dönemi çektiğimiz için geçmiş dönem dokusunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Gerek sanat, gerek ışık olarak ekip arkadaşlarımızla iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Sonuçta Antalya film ekibi olmak bunları gerektiriyor. Her şeyi dört dörtlük yapmak anlamında gerektiriyor. Sonra geri geleceksin. Orada durup konuşmaya bak. İlk lafını atacaksın. İlk lafı söylerken bir çekin. Yani bir söylesem mi, söylemesem mi ifadesi. Provadayım. Haydi close up yap. Aynen hocam, aynen. Tamam, bu. Bunu göreceğim. Diyaloğu atacağız. Aynen. Yerini burası. Bölgemizdeki otel çalışmalarında görmediğimiz bir dil yaratmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Hilal Hanım'ın bana anlattığı öyküler, babaannesinin ve dedesinin pansiyonculuktan gelen hikayesi sinema rüyamda bir günümüzle gelecek arasında bir bağ kurdu. Ve öyküleri tamamen bunun üzerine geliştirdik. Aslında yenilikçi olduğuna inandığımız bir yola daha çıktık. Bu hikayelerin hepsini birbiriyle bağlantılı bir dizi halinde tasarlıyoruz. Şu anki ilk çalışmada 5 bölümlük bir dizi tasarlandı. Ve bunu da sağlaması olarak da bir belgesel çıkarıyoruz. Bunların tamamında Adin Otel misafirlerinin nasıl bir dünyada bu noktaya gelindiğini görecekleri bir hikaye tasarladık. Şu noktada en çok önemsediğim şey, Antalya içerisinde çalışmaktan en büyük haz duyduğum en önemli şeylerden biri samimiyet. Ve bu samimiyeti burada yakaladığım için başta Hilal Hanım'a, Hasan Bey'e ve tüm Adin çalışanlarına çok teşekkür ederim. Selim, bir daha gidelim. Bu yere düşmeye ve gombili geçtikten sonra. Marka filmleri çektirdik şirketlerimize. İşin bu kadar profesyonel bir sürecinde daha önce hiç bulunmamıştık. Yani anlattığım hikayeye çok yakın bir şey görmek istedim. Anlattıklarımızı net bir şekilde hayalimizden de ileri düzeyde ve kalitede bize sundular. O yüzden bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Hem profesyonellikleri için hem bu kadar mütevazi ve samimi tavırlar için bu kadar keyifli bir iş çıkabileceğini düşünmemiştim. Herkese